Şalom Bu haftaki peraşamız Vaet Hanan peraşası. On emrin tekrar edildiği, Moşe'nin Eret İsrail'e girmek için yalvardığı ve daha birçok konunun içinde barındırıldığı bir peraşa. Moşe Rabbe'nin o halkı aslında biraz tepki gösteriyor. Kıfıye tova yani nankörsünüz diyor. Niye? Tanrı sordu diyor size. Mi ten ve ayale ze la emli ira oti. Kim verecek diyor sizin kalbinize diyor benden çekinmenizi ve kalbinize bana karşı olan mitvaları koruma aşkını bütün hayatınız boyunca bu güzelliklerle birlikte yaşamanızı kim size verecek? Bu soruyu sordu aslında Tanrı özellikle Sinay Dağı'nda ve halk cevap vermedi. Ve Moşe çok tepkili olarak diyor ki halka diyecektiniz ki sen Tanrım sen vereceksin. Cevap verilmediği için fırsatların ele geçtiği zamanda nasıl büyük şeylerin kaybedildiğini aslında fark etmemizi istiyorum aşağıya benim. Bununla ilgili gerçek bir hikaye anlatırlar. Mir Yeşivası, Rusya bölgesinde artık zamanla durumun kötüleştiği ve Yahudinin artık yaşanmaz bir hal aldığı bir dönemde özellikle bütün öğrencileri Şanghay, yani Japonya'nın bulunduğu yere kaçırabilmek, sağlam bir bölgede yaşamlarını devam etmelerini sağlayabilmek için oradaki Rabiler büyük çaba sarf ettiler bir sürü sertifikalar, bir sürü vize ayarlamaları, bir sürü özellikle kağıtlar ve belgeler ve konsolos, Japon konsolosunun kendi hayatını bile tehlikeye atacak şekilde yardım etmesi büyük değer taşıyordu. Fakat bütün buna hazırken hiç kimse bir yeşivasındaki hiçbir öğrenci yerinden kıpırdamıyordu. İşler iyice karışsa bile bulundukları yeri terk etmek zor geliyordu. Bir gece Arav Shumulevich Yeşiva'ya girer ve Yeşiva'da ne var ne yok altın üstüne getirir. Sandalyeleri yere fırlatır, kitapları dağıtır, özellikle masaları ters çevirir. Etrafı böyle tamamiyle inanılmaz bir darmadağınlığa sebep olur. Ve bu şekilde de bırakır. Sabahleyin öğrenciler tefila söylemeye geldikleri zaman gördüklerine inanamazlar. Ve derler ki evet gitme vakti geldi. Gitme vakti dedik, geldi dedikleri gün aslında onların inancı doğrultusunda hala Trans Sibirya yani Sibirya'dan kalkan ta kadar gidecek olan tren yolculuğunun aslında neredeyse son günüydü. Ama onlar bunu bilmiyorlardı. Ve gerçekten treni bildikleri zaman indiklerinde gördüler ki o tren bir daha çalışmadı. Yaklaşık 10.000 kilometreyi günlerce yol alırken Hiçbir maliyetin bunu kurtarmadığı ve artık bu tren seferlerinin iptal olduğunu duydular. Ve o gece eğer Arap Şmuleviç bu hareketi yapmış olmasaydı, her şey hazır olmasına rağmen orada kalmaya devam ettilerdi. Hiçbir gösterdikleri çaba işe yaramayacaktı. Ve bu da hayatımıza gelen fırsatları ne kadar güzel değerlendirmemiz ve ne kadar özellikle bu noktada dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. O yüzden Moşar halka mi vafhem kim verecek diye sorduğu sorduğu zaman Tanrı vereceğiniz cevap çok basitti. Sen Tanrım sen vereceksin. Ve bu yüzden bize Moşarab'ın aslında özellikle bu Bayit Hanan peraşasında elinize gelen her fırsatı lütfen en kıymetli şekliyle değerlendirin. Ve bu değerlendirirken sanki bir daha elde edemeyecekmiş gibi ve özellikle de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba sarf etmenizi tavsiye ediyorum diyor. Mitva mı geldi? Hemen yapalım. Bir tora öğrenimi mi var? Hemen katılalım. Bir heset eylemi mi var? Hemen yapmaya çalışalım. Daha bunun gibi nicelerini yapmak bize büyük artı getirecektir. Çünkü eğer gösterebilselerdi kaçırdığımızın ne kadar büyük olduğunu emin olun ki hiçbirini kaçırmamak için büyük çaba sarf ederdik. Ve bu yüzden Şabat Nahamu aslında Leit Nahem yani Tanrı huzurunda teselli bulabilmek ve üzerimizdeki bütün bu sıkıntılardan kurtulabilmek için dua edebileceğimiz en iyi zamanlardan bir tanesi. Her ne kadar ki şabat-i milizok, şabatta bunları istemiyor olsak bile bu şabat buna çok kadir. İnşallah Tanrı tepilalarımızı duysun ve üzerimizdeki bütün sıkıntılar ilerlebet yok olsun. Hepimize şabat